Arı ürünleri konusunda uzmanım. Uzun yıllar İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra uzun yıllar arı ürünleri sektörünün içinde hem akademik hem sektörel olarak yer aldım. Yüksek lisansımı da yine balda hile ve orijin tespiti üzerine tamamladım. Daha sonra da yine arı ürünlerinin uluslararası pazarlama stratejilerinin geliştirmesi üzerine İstanbul Teknik Üniversitesi'nde işletme master'ımı tamamladım. Son olarak da Düzce Üniversitesi Biyoloji bölümünde arı ürünleriyle cilt bakım formülasyonları geliştirmesi üzerine doktoramı tamamladım. Uzun yıllardır, 20 yıl aşkın bir zamandır arı ürünleriyle çalışıyorum ve arıcılık sektörünün içerisinde. Benim bu işe başlamam gıda mühendisi olduktan sonra arı ürünleri sektörüne girmemle gerçekleşti. Bu alanda yüksek lisansımı da yaptıkça tabii ki pekişti. Ama asıl balla çalışıyordum ilk yıllarda. Daha sonra propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği gibi katma değerli arı ürünleriyle buluşturan olay aslında oğlumda yaşadığım bir bağışıklık sistemi sorunu oldu. Benim ilk oğlum dünyaya geldikten sonra 11 aylıktan itibaren sık sık ateşleniyordu. Maalesef bu sık sık ateşlenme nedeniyle de çok yoğun antibiyotik kullanmak zorunda kalıyorduk. Annem de pediatrist çocuk doktoru, babam da doktor. Hani tıp camiasında bir şekilde içindeyim ama çare bulunamıyordu ve antibiyotik vermek zorunda kalıyorduk. 5 yaşına kadar böyle sık sık ateşlendi, hastalandı. 5 yaşında da bir otoimmün hastalık baş gösterdi. Kanın damar dışına sızması olarak tanımlanan bir rahatsızlık baş gösterdi. En son gittiğimiz otoimmün hastalıklar konusundaki uzman doktorumuz dedi ki, madem dedi arıcılık camiasının içindesiniz, neden dedi çocuğunuza arı sütü, propolis vermiyorsunuz? Eşim de arıcılık uzmanı bu arada, ziraat yüksek mühendisi Taylan Samancı. O da aslında uzun yıllardır arıcılıkla haşır neşir. Tabii ki benim o zaman kovanlarım yok. O zaman bir arıcıdan rica ettik, sağ olsun benim için üretip gönderdi. Propolis, bakın ham hali böyle. Bal mumuyla karışık, taş gibi bir madde. Aslında bu arıların, ağaçların yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı reçinemsi bir madde. Dünyadaki en güçlü doğal antioksidan. Bu doğal antioksidanlar sayesinde aynı zamanda doğru özütlendiğinde insan vücudu sindirebiliyor. Ama bu haliyle, ham haliyle insan vücudu sindiremiyor. Bu antioksidanlardan yararlanmak için mutlaka ekstraksiyon dediğimiz teknolojinin geliştirilmesi lazım. Ve o şekilde sıvı forma, damla formuna getirmesi lazım. Ben de o zaman tabii böyle arıcımız bana gönderince ham propolisi, literatüre baktım. Evet, literatürde çok faydalarından bahsediliyor. Bağışıklık sistemi üzerine birçok hastalıklarda yine tedavi destekleyici olduğundan bahsediliyor. Ama hepsinde özütlenmiş, sıvı forma getirilmiş. O zaman ben de literatürden bakarak sıvı forma getirdim. Yani damla formuna. Ve bu hale geldikten sonra da vücudumuz gerçekten yararlanabiliyor. Yani biyo yarayışlılığı çok yüksek oluyor. Bu forma getirip ben de oğluma vermeye başladım damla formuna. Oğlum o zaman tabii 5 yaşında. Literatürden baktım, %30 oranında saf propolis içeren bir damla hazırladım. Ve buradan da günde 40 damla olarak vermeye başladım. Gerçekten 6 ay içerisinde oğlumdaki bağışıklık hücreleri sayısının arttığını gözlemledik. Ve tabii ki bu bahsettiğim sıkıntıları da atlatmayı başardı bağışıklığı güçlenince. Ama 6 ay sürdü ve 6 ay boyunca eve kapattık. İnsanlarla temasını kestik. Hani böyle bir süreç yaşadık. Ama çok şükür atlattık. Tabii bu şifayı görünce de dedim ki madem ki doğada böyle bir şifa hali hazırda var. Biz de dünyanın önemli bir arıcılık ülkesiyiz. 75 bin profesyonel arıcımız var. 8.2 milyon arı kovanımız var. 12 bin bitki türümüz var bu coğrafyada, Anadolu topraklarında. Neden bunu ülkemizde üretmeyelim? Neden herkesin raflarda kolayca ulaşacağı formüller haline gelmesin? Bu fikirlerle de işte ondan sonra girişimcilik yolculuğu başladı tabii. Girişimcilik yolculuğuna çıktığımızda herhangi bir maddi kaynağımız yoktu gerçekten. Tamamen ama bilgi kaynağımız vardı. Ben o zaman yaklaşık 40 yaşına yaklaşmıştım diyelim. Ve yüksek lisansımı tamamlamıştım. Ama daha henüz ikinci yüksek lisansımı ve doktorama da başlamamıştım. Yani girişimci olduktan sonra iki diploma daha aldım ben. Eksiklerimi gördüm. Bunları da tamamlamam gerekir diye düşündüm.
Dolayısıyla bu yolculuğa başladığımızda bilgi kaynaklarımız vardı. Tek başıma çıkmadım aslında. Evet, ben tetikledim. Yani arkamdan insanları da sürükleyerek. Ama sevgili hocam Profesör Doktor Dilek Boyacıoğlu, İTÜ Gıda Mühendisliği bölümünde hocamdır aynı zamanda. Uzun yıllar birlikte akademik olarak çalıştık. Birçok projelerde birlikte rol aldık arıcılık ve arı ürünleriyle ilgili. Sonra da yine bu girişimcilik yolculuğuna da birlikte çıktık. Sağ olsun bizi destekledi. Sevgili eşim de tabii işin sağ tarafında çok güçlü olduğu için sağ olsun o da benimle birlikte bu yolculuğa çıktı. Aslında riskli bir faaliyet yapmış olduk. O konuyla ilgili uzmanlığımız çok yüksek olduğu için ne yapacağımızı çok iyi bildiğimiz ve kararlı olduğumuz için de tek ihtiyacımız olan şey maddi kaynaklara ulaşabilmekti. Yani o hayalimizi gerçekleştirmek için. Bu noktada da tabii ki ülkemizdeki girişimcilik desteklerinin, ARGE teşviklerinin, işte KOSGEB gibi, TÜBİTAK gibi kurumların desteklerinin ve tabii ki çeşitli kamu bankaları da destekliyor biliyorsunuz kadın girişimciliğini, ARGE inovasyonu. Bunların çok faydaları oldu. Biz böyle bu yola çıktık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.